Komik adamdan herkese selamlar. Yeni bir çizgi roman alışveriş videosu ile karşınızdayım. Bu seferki alışverişimi uzun zamandır yapmadığım Prestige'den yaptım. Umarım video faydalı olur. İyi seyirler. Evet, dilerseniz hızlıca paketimizi açalım. Her zaman olduğu gibi içerisine karton plak koyuyorlar, koruması amaçlı. Detaylarına gelmeden önce hemen bir şunu belirteyim. Alışverişimi aslında iki parça halinde yapmıştım. Öncesinde bu bölümü aldım, daha sonrasında bu diğer bölümü aldım ve hepsini tek bir kargoda yollamalarını istedim. Daha doğrusu kendilerinin böyle bir hizmeti var. İstediğiniz kadar alışveriş yapın. Tüm tutar 250 liraya geçtiği andan itibaren Prestige size kargonuzu ücretsiz olarak teslim ediyor. Parlamaması adına hemen naylonlardan çıkartalım. Evet, alışverişindeki ürünlerin neredeyse hepsi İngilizce, sadece biri hariç. O da Prestige'in kendi yayını olan Pelerin 1969. İlk Pelerini gerçekten çok beğenmiştim. Hiç beklemediğim bir eserdi. Beni bu kadar etkileyeceğini ve hoşuma gideceğini bilmiyordum. Bu da onun devam cildi. Daha doğrusu galiba Pelerin'in orijin hikayesi olan Vietnam Savaşı dönemine gidiyoruz. Hızlıca göstereyim. İnce bir cilt. İlkinden daha kısa. Ne bildiğimiz prestij kalitesiyle basılmış. Gayet hoş bir eser olmuş. Çizimlerini de şöyle göstereyim hızlıca. Vietnam Savaşı temasının ağırlıklı olduğu bir eser. Ve Pelerin'in çıkış hikayesini anlatıyor sanıyorum. Gelelim İngilizcelere. Prestige sağ sol istisnasız her birini naylon poşete koymuş. Bunlarla video sırasında uğraşmamak adına hepsini bir açacağım. Size parlamadan tek tek göstereceğim. Evet, çizgi romanlarımın hepsini tek tek açtım ve kontrol ettim. Hiçbir sıkıntı yok kondisyon olarak. Zaten Prestige'den de beklentimiz buydu. Her biri istisnasız tek tek naylonlanmış. Kutu içinde karton plakla muhafaza edilmiş ve öyle gönderilmiş. Evet, ucuzdan pahalıya doğru diyebileceğim bir şekilde sıraladım. Önce True Believers'lar. True Believers, X-Men Apocalypse. Bu eski X-Men sayılarından biri. Bu Apocalypse'in ilk görünüşü. X-Men filmlerinden de hatırlayacağımız mutantların babası niteliğinde olan Apocalypse'in ilk göründüğü sayı. Amerikan komikler tarafında biraz eski kafadayım. Daha böyle retro havayı seviyorum. O yüzden True Believers Facsimile Edition'lara ağırlık veriyorum kendi koleksiyonumda. Yani eski çizimlere sahip bir sayının tekrar ucuz bir kopyası halinde. İkinci çizgi romanımız Amazing Spider-Man 194'ün True Believers hali. Bunun nasıl bir önemi var? Bu da kapağında gördüğünüz gibi Black Cat olan Felicia'nın ilk görünüşü, Spider-Man'le ilk karşılaşışı. O yönden bunu da sevdim ve aldım. Bunun da çizimlerini böyle göstereyim hızlıca. Tabii True Believers olduğu için her taraf reklam dolu. Ama 1 dolarlık sayı olmasının da elbette ki bir bedeli olacaktı. Amazing Spider-Man 101'in Facsimile Edition'ı, yani birebir baskısı. Bunun da önemi Morbius'un ilk kez görünecek olması. Örümcek Adam kötülerinden Morbius genelde Sinister Six'e göre çok geri planda kalıyor. Fakat Marvel bunun da filmini yaptığı için bunun da bir Facsimile Edition'ı piyasaya sürmüş. Ben de bunu edineyim dedim. Bu arada altı kollu Spider-Man görmek de gerçekten çok ilginç. Tabii Facsimile Edition olduğu için içerik olarak mümkün olduğunca dönemi yansıtmaya çalışmışlar. Geldik uzun zamandır beklediğim bir Facsimile Edition'a. Werewolf by Night 32. sayı. Bunun da önemi Moon Knight. Jeff Lemire'ın yazdığı Moon Knight serisinden sonra ben Moon Knight'ı gerçekten beğenmeye başladım. Ve bunu da listeme ekledim. Bu neredeyse bir sene önce çıkması gereken bir Facsimile Edition'dı. Fakat pandemi girdiği için siparişlerde bir aksaklık oldu. Sanıyorum da bunu bir tek şu an Prestige getirdi diyebiliyorum. Yani paralel evrende yoktu. Prestige'de bunu görür görmez zaten atladım.
Bunu da çizimlerini şöyle hızlıca göstereyim. Pek bilinen bir karakter değil Moon Knight. Marvel üyeleri arasında çok arka planda kalmış. Fakat tabii yani karakter de yazarın ve çizerin elinde nasıl bir cevhere dönüşüyorsa Moon Knight'da bence Lemire'ın elinde öyle bir cevhere dönüşmüş. Yani böyle bilinmeyen bir karakterde böyle hikayeler çıkarmak usta bir yazarın harcı zaten. Bu bahsettiğim seride Marmara Çizgi tarafından yayınlanan 4 ciltlik Moon Knight serisi okumadıysanız gerçekten tavsiye ederim. Evet, sıradaki Facsimile Edition'ımızda Wonder Woman 1. Bu tabii 1940'da çıkan Wonder Woman 1 değil. 1987'de çıkan ikinci seriye ait bir Wonder Woman. Bunun şöyle bir özelliği var. Bu modern Wonder Woman filmlerindeki, Gal Gadot'un oynadığı filmlerdeki işte temiz kira adası, işte Wonder Woman'ın nasıl Zeus'un çocuğu olduğu, işte annesi Hipotalia'nın onu nasıl istediği gibi Wonder Woman'ın orijin hikayesi anlatılıyor bu ikinci serinin ilk sayısında. 40'lı yıllardaki Wonder Woman'da böyle bir orijin hikaye anlatımı yoktu. Bunu o yüzden aldım. Sanıyorum bu serinin ikinci sayısı da Yapı Kredi'nin elinden çıkan Wonder Woman En Büyük Savaşları adlı cildin içerisinde yer alıyor. Bu sayının devamı. Gal Gadot'un oynadığı ilk filmdeki kardeşi savaş tanrısı Ares'ti galiba. Onun olan mücadelesi yer alıyor o ikinci sayıda. Zaten filmde de o vardı. Şurada gördüğünüz gibi savaş tanrısı Ares'te mücadele ediyor Wonder Woman. Tabi dolaylı yoldan da üvey abisi oluyor Ares. Wonder Woman Zeus'un kızı olduğu için. Gelelim yine bir nevi Facsimile Edition olan Invincible 1. Amazon tabi bunun yayın haklarını aldıktan sonra bir TV serisi haline getirdi. Ve Amazon Edition adı altında yine bir tıpkı basım yaptı. Tabi bu Facsimile Edition'lar gibi tıpkı basım diyemeyiz. Çünkü kapak orijinal Invincible 1'den farklı. Galiba rağbet görsün diye ekibin üyelerinin koymuşlar kapağı. Diziyi gerçekten çok beğendim. Hani Amazon Prime üyeliğiniz varsa kesinlikle izleyin. Hani çizgi film demeyin. Gerçekten oldukça yetişkin içerikli bir TV dizisi olmuş. Evet, bu da güzel koleksiyonluk bir sayı oldu gerçekten. Aldığıma hiç üzülmedim. Önceden 2 ay önce de paralel evren getirmişti bunu. Fakat onda hemen tükendi. Prestige sağ olsun çokça getirdi. Ama ben yine bekledim nasıl olsa bitmez diye. Şu elimdeki sonuncusu zaten. Sonuncusunu aldım. Galiba yine bundan da son bir tane kaldı. Bunun da sonuncusunu aldım. 101'den de bir tane kalmış olabilir. Bunun da sonuncusunu aldım. Sanıyorum bunun da sonuncusunu aldım. O yüzden acele bir alışveriş olmuştu benim için. Evet, gelelim son çizgi romanımız Detective Comics 1000. sayı. Belki Instagram'da görmüşsünüz bunun 1940 kapağı bende vardı fakat 1930'lar kapağını da aldım. Dediğim gibi çizgi romanlarda özellikle Amerikan komiklerdeki bu retro nostalji havasını sevdiğim için bu kapağı da aldım. Prestige sağ olsun bunu da indirime koymuştu. O yüzden alayım dedim. Sanıyorum Frank Miller kapağı da var halen sitede. Bu güzel bir sayı. Galiba 10 adet derleme Batman hikayesinden oluşan kalınca bir fasikül. Şöyle göstereyim yandan. Çıkalı 2 sene oldu ama fakat halen işte Prestige olsun, Paralel Evren olsun, 13 Gezegen olsun bu yerlerden bunları edinme imkanınız mevcut. 10 dolarlık bir sayı olduğu için biraz bütçenizi yorabilir fakat 2 sene önce geldiği için indirimli olarak da bulma imkanınız mevcut. Evet, Prestige'den yaptığım alışverişler bu şekildeydi. Zaten Pelerin 1969 hariç diğer hepsi İngilizce fasikül. Bunlar zaten daha çok koleksiyon amaçlı aldım. Sadece Pelerin 1969 bunların aralarından ilk okuyacağım olur. Hızlıca fiyatlarından bahsedeyim. Fiyat güncel dolar kuru 1 dolar galiba 8.56 gibiydi ben siteden aldığımda. True Believers'lar zaten 1'er dolar. Facsimile Edition olanlar Amazing Spider-Man 101,
Werewolf by Night 32, Wonder Woman 1 ve Invincible 4 güncel standart fasikülü fiyatı olan $4. Detective Comics 1000 de $10 etiket fiyatına sahipken bunu Prestige'den %40 indirimli olarak aldım. Pelerin 1969'da zaten Prestige'in kendi yayını olduğu için bunu da etiket fiyatından %35 indirimli olarak aldım. Bunu fiyatını söyleyeyim, 42 lira yerine 27.3 lira. Yani şayet okumak isterseniz hem ben zaten tavsiye ederim hem de fiyat olarak en makul fiyatı yine kendi sitelerinden bulabilirsiniz. Evet, alışverişim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.